Merhabalar. Bugün taş fırında kıymalı pideyi aratmayacak lezzette tarifini ustasından aldığım kıymalı pide tarifim var. Videoyu sonuna kadar dikkatle izleyerek tüm ayrıntılara uyarak siz de aynı lezzette kıymalı pideler yapabilirsiniz. Bu ürün yapımına geçelim. Öncelikle uygun bir kabın içerisine bir paket instant maya, bir yemek kaşığı toz şeker ve 1,5 su bardağı ılık su koyalım. Kapağını kapatarak yaklaşık 5 dakika bekletiyoruz. 5 dakika sonunda kapağını açıyoruz. Gördüğünüz gibi maya aktif oldu. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekleyelim. 4 su bardağı unu eledim. Elenmiş unun ilk önce 2 su bardağını koyuyorum ve 1 tatlı kaşığı tuz ekleyerek karıştırıyorum. Unu dikkatli bir şekilde, kontrollü bir şekilde ekleyelim. Az ya da daha çok kullanabilirsiniz. Unun cinsine göre değişebilir. 2 su bardağı unu yedirdikten sonra kalan unu yavaş yavaş ekleyerek yoğuralım. Daha sonra elimizle yoğurmaya devam edelim. Ve tezgaha alarak güzelce yoğuralım. Tezgahta güzelce yoğuralım. Yaklaşık bir 5 dakika boyunca yumuşacık bir hamur elde edene kadar yoğuralım. Evet, hamurumuz hazır. Daha da yumuşak yapabilirsiniz. Bakın zaten yumuşak. Şimdi kabımızı alıp kapağını kapatalım ve yaklaşık 45 dakika 1 saat arasında mayalandıralım. Şimdi iç harcını hazırlamaya geçelim. 2 tane orta boy soğanı doğradım. 3 diş sarımsağı rendeledim. Şimdi uygun bir kaba yarım kilo kıymamızı alalım. Üzerine soğanlarımızı ekleyelim. 3 adet küçük küçük doğranmış yeşil biber. 3 diş sarımsağımızı da ekleyelim. 1 su bardağından 1 parmak eksik domates sosu ya da 2 adet orta boy kabukları soyulup ince ince doğranmış domateslerimizi ekleyelim. Yarım çay bardağı zeytinyağı. 1,5 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı pul biber. 1 tatlı kaşığı karabiber ekleyerek harcımızı güzelce yoğuralım. Daha sonra yarım çay bardağı suyu azar azar harca ilave ederek yoğurmaya devam edelim. Su katmamızın nedeni harcımızın hamurun üzerine daha kolay sürülebilmesi için. Güzelce yoğurduk ve harcımız da hazır. 45 dakika sonra hamura bakıyorum. Hamur gayet çok güzel mayalanmış, yumuşacık. Ele de hafif yapışıyor, tam istediğim kıvamda. Şimdi hamurumuzun havasını alalım ve tezgaha alarak küçük küçük bezeleri ayıracağız. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve kanalıma hala abone değilseniz daha fazla video yükleyebilmem için kanala abone olabilirsiniz. Sevdiklerinizle tariflerimi paylaşabilirsiniz. Beğen tuşuna tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Bir emoji de olsa yorumlarınızı bekliyorum. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Evet, bezelerimizi yaklaşık 80 gram olacak şekilde 9 bezeye ayırdık. Bu ölçülerle toplam 9 tane pide çıkıyor. Sizler bezeleri daha küçük yaparak 14-15 tane pide de elde edebilirsiniz. Ben tepsiye uzunlamasına 2 adet pide sığacak şekilde büyük yaptım. Sizler enine 3 tane sığacak şekilde küçük pideler yaparak daha fazla pide elde edebilirsiniz. Şimdi bir tepsi alarak altını unlayalım ve bezelerimizi üzerine yerleştirerek üzerlerini de unlayarak bir poşete geçirelim ki üzeri kabuk bağlamasın. Bir 10-15 dakika sonra açmaya başlayabiliriz. Şimdi harcımızı 9 eşit parçaya bölelim ki hamurumuza tam yetsin. Şu şekilde pizza dilimi yaparak 8 dilim elde ettim. Ortasında da bir daire çizerek 9'uncuyu o şekilde elde ettim. Her pidenin içine konulacak harcı bu şekilde alabilirim. Bezelerimiz de 10 dakika sonunda mayalandı. Artık açmaya başlayabiliriz. İlk bezemizi alalım. Tezgahı unlayarak
İlk önce elimizle uzun oval şekilde açalım. Zaten hamur çok yumuşak olduğu için kolaylıkla açılıyor. Alt üst yaparak da açabilirsiniz. Şu şekilde uzunlamasına elimizle güzelce açacağız. Yumuşacık bir hamur gördüğünüz gibi. Daha sonra merdane ile istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar açalım. Mümkün olduğunca ince açmaya çalışalım. Daha güzel olacak. İstediğim uzunluğa ve inceliğe geldi. Artık tepsimize yerleştirebiliriz. Harcı tepside yerleştirelim ki kaldırırken yayılmasın, sünmesin. Tepsinin içerisinde harcı koyalım. Bakın ayırdığımız miktarı koydum. Şimdi güzelce yayalım. İyice yaydıktan sonra bakın kenarlarında yaklaşık yarım santim boşluk bırakacak şekilde yerleştirdim kıymayı. Şimdi kenarlarını katlayabiliriz. İki uç kısmını da sivri yapalım ve oralarını da bastıralım ki açılmasın. Şöyle güzelce pide şeklini verelim. Hazırladığımız pideyi kenara alarak üzerini örtelim ve ikinci pideyi açmaya başlayalım. İkinci pideyi açmaya başladığımızda artık fırını 180 derece alt üst ayarda ısıtmaya başlayabiliriz. İkinci pideyi de açar açmaz üzerine yumurtayı sürüp fırına vereceğiz. Benim bezelerim 80 gramdı. Sizler 50 gram yaparak yaklaşık 14-15 adet pide elde edebilirsiniz. İkinci bezeyi de güzelce açtık. Onu da kaldırarak tepsinin içine koyabiliriz. Tepsinin içinde harcını koyacağız. Yine ayırdığımız miktarı alalım ve hamurun üzerine güzelce yayalım. Yanlardan yine yarım santim boşluk kalacak şekilde güzelce düzleyelim ve kenarlarını katlayarak pide şeklini verelim. Pişecek olan ilk tepsimiz hazır. 2 yumurta sarısının üzerine 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ koyup karıştırarak pidenin kenar kısımlarına sürelim. Ve ısınmış olan 180 derecelik alt üst ayardaki fırına gönderiyoruz. Yarım saat kontrollü bir şekilde pişirelim. Ve yarım saat sonra pideler pişti. Benim fırınımda yarım saatte pişti. Siz kendi fırınınızda kontrollü bir şekilde pişirin. Harika, nefis, çıtır çıtır, altı üstü kızardı. Şahane, kara fırın tadında müthiş kıymalı pideler. Kesinlikle tavsiye ediyorum. İsterseniz üzerine bu şekilde kenarlarına tereyağı sürerek hemen sıcakken çıtır çıtır tüketin. İsterseniz de tereyağı sürdükten sonra üzerine bir bezle örterek yumuşamasını bekleyin ve yumuşacık tüketebilirsiniz. Nefis, şahane, kesinlikle tavsiye ediyorum. Kıymalı pideler fırında pişerken ben de diğer pideleri açtım. Yalnız tepsi bir tane olduğu için gördüğünüz gibi masanın üzerine bir yağlı kağıt koydum ve üzerinde pideleri hazırladım. Her yağlı kağıdın üzerinde iki tane pide hazırladım. Ve daha sonra üzerine streç film örterek diğer pideleri açmaya devam ettim. Ve daha sonra pişen pideleri tepsiden alarak boş tepsinin üzerine yağlı kağıdı kaydırarak tepsinin içerisine aldım. O şekilde fırına sürdüm. Sizler de beklerken bu şekilde yapabilirsiniz. Bir fikir olması açısından paylaştım. Kesinlikle bu pideleri denemelisiniz. Şahane, taş fırında yapılmış gibi çok lezzetli. Sizler de evde kıymalı pidelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Şimdiden yapacak olan herkese kolay gelsin. Ellerinize sağlık, afiyet olsun diyorum. Tap tariflerde kalın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.